Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Duyacaklarınıza inanamayabilirsiniz ama bunlar gerçek. Tıpkı bir korku filmi gibi ya da kıyamet senaryosu gibi şu anda yaşananlar tam hız devam ediyor. Şu anda elimde Ocak 2021 tarihinde çıkmış meclis tasarısı var. Bu meclis tasarısı New York eyaletine ait ve A416 şeklinde kodlanmış bir meclis tasarısı. İçeriğine baktığımızda kısacası, özetle korkunç, distopik ve geleceğe dair karamsar diyebiliriz. Ama aynı zamanda köleleştirici de dememiz gerekiyor. Çünkü bu tasarıya göre artık hasta olanlar özel kamplara sürgün edilecekler. Yanlış duymadınız. Hasta olanlar özel kamplara sürgün edilecekler. Ama daha vahim bir durum var. Hasta olmasalar bile şüpheli görünenler de özel kamplara sürgün edilecekler ve bu kamplarda 2 aya kadar tutulma durumları söz konusu. 2 ay. Normal şartlarda tabii ki burada tasarıya göre 28 günden daha fazla tutulamıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam, çünkü uzun bir tasarıydı. Ancak yine olağanüstü durumlar olursa, kişinin şüpheli olma durumu devam ederse, kişinin aynı zamanda riskli konumu devam ederse ve kişi hasta olmaya devam ederse bu süreç 2 aya kadar çıkartılabiliyor. Şimdi size maddeleri tek tek okuyayım. Özellikle ben bu maddeleri Instagram sayfamda yazarken şöyle bir itiraz geldi. Burada hasta olmayanların, yani hastalığa inanmayanların esasında gözaltına alınacağına ve kamplara gönderileceğine dair bir madde yok diyenler vardı arkadaşlar. Herhalde hastalığa inanmayanlar gözaltına alınacak demeyeceklerdi. Böyle deselerdi büyük bir infial uyanırdı, değil mi? Artık şundan imtina edelim. Hiç kimse size açık seçik böyle şeker kağıdına sarmalamadan gerçeği tokat gibi yüzünüze vurmayacak veya yapmak istediğini tokat gibi yüzünüze vurmayacak. Kelimelerin arasına saklayacak, gizleyecek. Siz bulacaksınız onu. Zekanızı siz çalıştıracaksınız, aklınızı çalıştıracaksınız ve anlayacaksınız bunu. Yoksa böyle deselerdi zaten bir infial uyanır ve bunu gerçekleştiremezlerdi. Bu metinlerin alt metnini okuyacaksınız. Esas analiz denilen şey budur zaten. Size kalkıp da biz Irak'ı işgal ederken aslında milyonlarca insanı öldüreceğiz, darma duman edeceğiz, orasının gelişmesini istemiyoruz demeyecekler. Demediler değil mi? Ne dediler? Demokrasi getireceğiz dediler. Lütfen söylenenin ardındaki asıl gerçeğe odaklanın, onu görmeye çalışın. Bakın burada ne deniyor? Size kısaca aslında ilk maddelerini okuyacağım ve maddelerin devamı var. Birkaç sayfadan oluştuğu için onlara da bakmanız gerekiyor. Şimdi demiş ki 21-20A, halk sağlığı için tehlike oluşturan veya oluşabilecek vakaların, olabilecek vakaların, temaslı kişilerin ve taşıyıcıların gözaltına alınması ve kamplara taşınması. Ama buradaki maddeye baktığınızda hemen şunu sizin fark etmeniz lazım. Halk sağlığı için tehlike oluşturan veya olabilecek, tehlikeli olabilecek vakalardan bahsediyor. Buraya şüphe de girmektedir. Yani şüpheli görünen kişiler de bu cümleden çıkarılabilmektedir. Çünkü halk sağlığı için tehlike oluşturan demek veya oluşturabilecek, yani tehlikeli olabilecek demek, bakın, tehlikeli olabilecek demek, şüpheli gördüğüm kişiyi de ben kampa gönderme yetkisine sahibim. Sonrasında o kendini aklamaya çalışsın demektir. Buradan sizin bunu kavramanız lazım. Yoksa hasta olmadığı halde veyahut da hastalığa karşı çıktığı halde gözaltına alacağız diye açık bir ifade elbette ki kullanamazlar. Ama bu ifadeden bir art niyet olduğu anlaşılabiliyor. Ayeten
sizi neye göre gözaltına alacaklar? Ya HES kodu gibi bir uygulama olacak yahut da PCR testi gibi bozuk bir test olacak. Şimdi siz bir de muhalif görüşteyseniz, bu hastalığın abartıldığına inanıyorsanız, bu hastalığın esasında salgın hüviyetinden çıktığını, bu hüviyetini kaybettiğini söylüyorsanız, o zaman bir de HES kodunuz varsa anında bu HES kodu siyasi olarak dışarıdan müdahale ile riskli hale getirilebilir. Yani derler ki size, siz şüpheli insanlarla bir araya gelmişsiniz otobüste veya başka bir yerde. Lütfen kampa davet ediyoruz sizi. Siz kendinizi ispatlayana kadar orada bir de bozuk PCR testine zorla tabi tutulursanız bir muhalif susturuldu demektir. Bir de verilen ilaçlar derken biz tedavi etmeye çalıştık ama işte başarılı olamadık bahanesiyle ölümünüz söz konusuysa tadından yenmez değil mi? Muhalifleri susturmak bu kadar basit olur. Dolayısıyla bakın öyle bir distopya geliyor ki gerçekten de nefes kesici. Yani bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Nefes kesici. Öldürme anlamında, ölüm anlamında nefes kesici. Heyecan verici anlamında değil. Bakın devam ediyor. Bu kişilerin ve taşıyıcıların kamplara kaldırılması ve gözaltına alınması diyor. Bir, vali herhangi bir toplu hastalığın salgın nedeniyle acil sağlık durumuna dönüşmesi nedeniyle şu hükümleri uygulayabilir. Bu hükümler arasında kaç kişinin gözaltına bir anda alınabileceği, bu gözaltına alınabileceklere nasıl muamele edilebileceği ve tıbbi tesislere nasıl yatırılacakları buradaki alt kanunlarla belirtiliyor. Ve eğer siz hala inandırıcı bulmuyorsanız bunu, o zaman The New York State Senate, yani senatosuna, bu senatonun resmi sayfasına gidip A416 diye yazabilir ve bu kanun tasarısının, meclis tasarısının PDF dosyasını da indirip okuyabiliriz ve çevirtebilirsiniz arkadaşlar. Bakın size yol da gösterdim ve ondan sonra durumun vehametini daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi aynı benzer bir kanun Kanada'dan da geçti. Kanada Meclisi'nden de geçti ve Kanada şu anda galiba 4 Nisan tarihiydi. Yani 2021 Nisan ayı itibariyle toplama kamplarını ele aldı ve hastaların toplama kamplarına götürülmesini kabul etti. Bir olağanüstü durumda. Şimdi bu maddelerden anlıyoruz ki bu salgın bitse bile başka salgınlarla insanlar tamamen Nazi Almanyası koşullarında yaşatılmak istenecek bir savaş hali dolayısıyla da sanki savaş hali varmış gibi veyahut da bir savaş hali olursa zaten başka bahanelerle bu kamplara yerleştirileceklerdir. Ama bu savaş hali illa bir silahlı düşman karşısında olacak, dış güç karşısında olacak diye bir şey değil. Böyle bir şey yok. Bu savaş hali zaten bir hastalığın ortaya çıkmasıyla o hastalığa karşı verilecek savaş olarak da anlaşılabilir. Ve acil bir durumda bu kamplar devreye sokulacaktır ve hatta şu an itibariyle belki farklı mutasyonların geldiği haberleriyle ve daha öldürücü bir mutasyon çıkar çıkmaz bu kanunlar anında uygulanabilir. Böylece polislerin şüphelileri gözaltına alması derken ev baskınları ve kaç kişinin aynı evde oturduğu, bu insanların da risk haritalarının çıkarılmasıyla birlikte tespit edilip artık polisin bizzat bir meskene elini kolunu sallayarak kanun dışı aslında girmesi söz konusu olacak. Çünkü kanun dışı diyorum, çünkü bu insan hakları temellerine aykırı bir durumdur. Şimdi bir başka husus daha var. Haberdar etmek istediğim sizi bu hususta Newsweek dergisinin yayınladığı Gençlerin Kanı Gençleştirebilir Mi? makalesi.
Bakın, gençlerin kanı gençleştirebilir mi? Yani kanın gençleştirici etkisinden bahsediliyor. Biz sizlere adrenokromdan bahsettik. Yani bir grubun insan kanını içerek genç kalacağını düşünmesi ve bu minvalde hareket ederek çocukları kurban etmesinden bahsetmiştik. Bunu sizler belki biliyordunuz. Muhtemelen bu konuları takip edenler biliyordu ama bazı insanlar bu duruma komplo teorisi çerçevesinde bakıyordu. Bu artık teori olmaktan çıktı. Komplonun bizzat kendisine dönüştü. Ve Newsweek dergisi artık bir kapak hazırlayarak bu konuda dedi ki bilim adamları gençlerin kanının kullanılarak gençleşmenin formülünü arıyor. Ve bu konuda da çalışmalar yürütüyorlar. Gençlerin kanını kullanarak. O zaman bu gençlerin kanı üzerinden, çocukların kanı üzerinden gençleşme hikayeleri bir zemine oturmaya başladı. Ama bunu bilim kılığında sarmalarsanız bu sefer ne diyeceksiniz? Ne var bunda diyeceksiniz? Ne var bunda? Ancak biz bundan bilim kılığına bu sarmalanmadan bahsettiğimizde böyle şeyler olur mu diyordunuz? Bakın yine başka kılıklarla, başka maskelerle karşımıza çıkıp var olan bir gerçeği perdeleme peşindeler. Lütfen uyanınız. Artık hiçbir şey öyle eskisi gibi gizli saklı kalmıyor. Bir tuş ötenizde ve gerçeği fark etmek biraz çaba istiyor. Lütfen sadece bir tarafın argümanlarıyla hareket etmeyin. Ve Nike firmasıyla ilgili de bir haber duymuştunuz yakınlarda. Bu haberden sonra hemen Newsweek dergisinin bu gençlerin kanı üzerine yaptığı açıklamanın gelmesi de son derece manidardır. Çünkü bu firma, Nike firması, kendisine bağlı başka bir kurumun kendisine danışılmadan güya 666 adet satanist ayakkabısı basması ve bu ayakkabılarda insan kanının olması üzerine bunlara dava açmıştı. Benden habersiz markamı kullanıyorlar ve beni rezil ediyorlar diye ve davayı kazanmıştı ama bu cesareti nereden aldıkları da çok önemli. Yani Nike firmasının aslında fazla tepki göstermeyeceğini mi düşündüler? Ya da danışıklı bir dövüş mü var şimdi bu davada? Böyle baktığımızda ayakkabılar 666 adet basılmış. Tıpkı böyle bizim Covid hastalığının gelmesiyle birlikte Türkiye'ye bu hastalık çerçevesinde ödenecek olan paranın, yani kişi başına düşen paranın 666 TL ilan edilmesi gibi. Bu 666'da çok şey var. Şimdi devam edeyim. Bu ayakkabıda ne vardı? İnsan kanı vardı. Evet, yanlış duymadınız, vardı. Ve özel bir sayıda bastırılmıştı ve satanizmin pentagramı vardı ve tek göz işaretiyle reklamı yapılmıştı. Şimdi bütün bunları birleştiremeyen adam, hala ben kör kalmak istiyorum, gerçekleri idrak etmek istemiyorum, lütfen beni TikTok'a bağlayın diyen adamdır. Ve siz eğer akıl sahibi ve idrak sahibiyseniz bu bağlantıları bir araya getirip ne olur gerçeğin peşine düşün. Çünkü dünyada olanlar hiç hoş şeyler değil ve bu körlükle daha kötüleri de başımıza gelebilir. Hepinize sevgi ve saygılar.